Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Orijinal yayınlarının hazırladığı Teta geometri soru bankası kitabında açı kenar bağıntıları konusundaki hareketli nokta testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 6 ve 30 derece verilmiş bize. Ne isteniyor? Bir de şöyle bir şey söylenmiş. P eleman BC demiş. Yani P oynak bir nokta. Şu BC üzerinde ve B ve C noktaları da dahil olacak diyor. İşte ben böyle bir P noktası seçeceğim ve AP'yi birleştirince şöyle 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 şöyle. Bunlardan bizden en küçüğü isteniyor. Aslında bu ne demek? Hocam A noktasının BC'ye olan en kısa uzaklığı demek değil midir? Evet en kısa uzaklığı dediğimiz nedir? Dik olduğunda olmaz mı? Olur. Yani A noktasının bir doğruya en kısa olan uzaklığı dik olduğu yerdir. E burada 30-60-90 çıktı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olur. Yani cevap böylelikle 3 çıkar. Geldik ikinci soruya. Şimdi AP'nin alabileceği en küçük ve en büyük değer isteniyor. En küçük değer nedir? Dik uzaklıktır böyle. Hocam dik uzaklığı şöyle çizince 45-45-90 üçgen çıktı. 6 kök 6, 2 ise bunlar 6-6 oldu. Hatta burası da 8 oldu. B eleman BC. En küçüğü bu. Eyvallah. En küçüğünü bulduk. Artı. Bir de en büyük değerini bulalım. Hocam en büyük değer bak sola doğru gidince de böyle büyüyor büyüyor büyüyor. büyüyor. En son buraya kadar gelebilir. B'ye kadar gidebilir. Sağa doğru gittiği zaman da büyüyor 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 büyüyor. büyüyor. En son C'ye kadar gittiğinde. B ve C'ye de dahil tabii ki. E hocam böyle geldiğinde en büyük değer bu yapıyor. Ama sağa gittiğinde de bakalım daha büyüyor mu? Şurası Pisagor bağıntısı çıktı. 6-8-13 keninden. Evet 6 kök gibi büyük. 10'lu daha büyük. Hocam karesi 72. Bunun karesi de 100. Tabii ki 10 daha büyük. O zaman en büyük değeri de 10 yaptı. Topladığımız zaman da cevap 16 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. 10, 10 verilmiş. AB'nin en küçük değeri nedir diye soruluyor. Arkadaşım şuradan şuraya çizilen dik uzaklık en kısa uzaklıktır. E dik uzaklığı şöyle çizdik. E hocam x kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. Tabanı iki eş parçaya bölecek. 6, 6. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. E en kısası işte burası. En kısası dik olduğunda yani 8 olduğunda Cevap 8 oldu. Geldik 9'a. 9'a derken örnek 4'e. AP'nin alabileceği en büyük değer nedir diye soruluyor. P eleman BC. Arkadaşlar en kısası dik olan uzaklık. Dik olan uzaktan ya sola doğru gideceksin. Bak en fazla burası olur. Ya da sağa doğru gideceksin. Bak en fazla burası olabilir. B ve C daim mi diye bakıyorum her zaman. Bakıyorum. Evet B ve C de dahil. 90'ın karşısı 4 kök ise 30'un karşısı kaç yapar? 2 kök 3 yapar. E 30'dan 60'a geçişte kök 3 kat 6 yapacaktır. E hocam bu mu daha büyük bu mu daha büyük? Karesi 36 karesi 12. Tabii ki 36 daha büyük. Yani en büyük değerde kaç yaptı böylelikle? 6 yaptı. Geldik örnek 5'e. En büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Yine buradan dik çizdiğinde en kısası olur. Böyle sağa gittiğimizde en büyüğü ya bu olacak ya da sola gittiğimizde en büyüğü bu olacak arkadaşlar. B ve C dahil mi? Dahil. Dahil olduğu için sıkıntı yok. 90'ın karşısı 12 30'un karşısı 6. Burası da 6 köküç. Hocam 6 köküç daha büyük. Cevap 6 köküç değil. Çünkü en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. O zaman ben böyle gittim ya sola doğru gittiğimde en büyük bu oldu. Bundan daha küçük bir değer alacağım böyle ki tam sayı olsun arkadaşlar. Yani 6 köküçten küçük bir değer alacağım. Bu da x kare küçüktür 6 köküç hatta eşitlik de olacak da neyse tam sayısını arıyoruz. 36 çarpı 3'ten 108 yaptı. E o zaman x kareye 100 dersek 108'den en küçük bir sayının karesi olan hangisi? 100. E, x kare 100 ise x de böyle. E, kaç çıkar? 10 çıkar. Örnek 5 10 oldu. Geldik örnek 6'ya. ABC eşkenar üçgen bütün kenarlar 8 8 8. AP'nin kaç farklı değeri vardır? Bir kere en kısası nedir? Yüksekliktir. Yüksekliği çizdik böyle. Eee 8 de 4 4 yapar buraları. 60 30 60 90 üçgen 30 e karşı 4 ise burası 4 kökü çıktı. Evet. En küçüğü 4 kök 3. Sonra x. Tabi bunlarda eşitlik var. E hocam Burada 4 köşeden sonra büyür 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 en son buraya kadar gelebilir. Sola doğru gittiğinde de 8'e kadar gelebiliyor. Ya yani en büyüğü de ne olacak o zaman arkadaşlar. 8 değerini alabilir. E karesini alalım şunun. Karesi kaç? 48. Hocam 16 çarpı 3 48. 48'den büyük bir şeyin karesi olan ne var? 49. Yani 7'nin karesi 49. O zaman x 7'yi alabilir bir de 8'i alabilir. Kaç tane değer aldı o zaman? 2 tane. Cevap ne çıktı? 6 değil pardon 2 çıktı. Bugün de nasıl cevapları yanlış söylüyorum. Cevabı 6. soruda 2 bulduk. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. Değil mi? Evet. Test gitmedi ama neyse. Bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Üçgen elemanları arasındaki ilişki testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.